Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi eşkenar dörtgenin en son 3 numaralı köşe taşını çözmüştük. Bu videomuzda da 4 numaralı köşe taşıyla devam edeceğiz arkadaşlarım. Şöyle bir odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Parlaklığımı açıyorum ve vira bismillah deyip başlıyorum ilk sorumuzla. Bakalım ne diyor? ABCD eşkenar dörtgen diyor. Tamam, 3 4'ü EK bölü KC oranı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi burada kelebek üçgen görüyorum arkadaşlarım. Şöyle bakınız. Şimdi eşkenar dörtgenin bildiğiniz özelliği şu. Şuraya biz bir A birim dersek bir kenar uzunluğu A artı 4 oldu. Dolayısıyla bütün kenarlara A artı 4, A artı 4 ve A artı 4 yazabilirim. Sonra şuradan da bir şuradan kelebek üçgen yapalım diyorum arkadaşlarım. Bakın hemen kum saati dediğimiz kural var. Söyleyelim oranı. 3 bölü A artı 4 yazıyorum. 3 bölü A artı 4 eşittir A bölü 4'e. A bölü 4'e. İçler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı A artı 4 olur burası. Eşittir 12. 2 ile 6'nın çarpımıdır 12. Demek ki A 2, burası da 6 oluyor bakınız. Demek ki A'ya 2 yazıyorum. Hatta şurası da 6 geliyor. İşte 3'e 6 yani 1'e 2 oranı var. 2'ye 4 yani 1'e 2 oranı var. Demek ki 1'e 2 oranı varsa şu EK'ya M dersem KC 2M olacak arkadaşlarım. O zaman EK bölü KC 1 bölü 2 çıktı diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. ABCD eşkenar dörtgen. Tamam. ED, EC ile 2'nin toplamıymış. O halde buraya X dersek burası X artı 2. Tabii ki bütün kenarlar bakın ne olacak o zaman? 2X artı 2 ya bu kenar. Burası da 2X artı 2 olacak. Sonra AC, FC'nin 4 katıymış. Yani FC'ye K dersem AC 4K olacakmış. Şuraya 3K kaldı. Hemen arkadaşlarım bir de kelebek üçgeni görünüz burada bakın. Yine şurada bir kelebeğim gizlenmiş. Hemen onu gün yüzüne çıkaralım şöyle tarayarak içini. Ve oranımızı yazalım. Neydi oran? X bölü 2X artı 2 yazıyorum. X bölü 2X artı 2 eşittir 1 bölü 3. Buradan içleri çarpalım. 3X eşittir. Dışları çarpalım. 2X artı 2'ye. 2x'i buraya alalım. X eşittir. 2 geldi. X 2 ise bize çevreyi soruyormuş. Bir kenar uzunluğumuz x yerine 2 yazdığımızda 2. 4 de buradan geliyor. 6. 4 tane 6'yı soruyor. Bursa'yı işaretliyorum dostum. Ve geçiyorum 3 numaraya. ABCD eşkenar dörtgen. Şurada da bir kare var. ED EA'nın 2 katıymış. Önce bunu bir yazalım. Şuraya K diyelim. Burası 2K'ymış. AC'yi ne vermiş bize? 12. Şu köşegenimiz 12'ymiş arkadaşlarım. O halde burası 6. Tabii ki şu AK uzunluğu da 6. Hemen şurada bir klasik benzerlik yapalım. Bakın şu EF'nin AK'ya paralel olmasını konuşalım. 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3 eşittir. Şuna X dediğim takdirde X bölü 6'ya. Buradan 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. X eşittir 4 geldi. Yani karenin bir kenar uzunluğunu 4 bulduk arkadaşlarım. Bu da dursun elimizde. Başka neler biliyoruz? Peki burası 4 ise şu kenarda 4, bu kenarda 4, bu da 4. Hatta buraya 2 kaldı diyelim. Bakın şuradaki 2'ye 1 oranını hemen karşı iki kenara 2'ye 1 şeklinde yazarsak şurası da 8 olur diyebiliriz. 2'ye 1 olsun diye. Köşegenin yarısı 12 geldi. O halde diğer yarısı da 12 olacak. Ve şuradaki üçgene konsantre olun arkadaşlarım. Bakın ne var? 6 var. 12 var. Dik üçgen. Biri diğerinin 2 katıysa ne oluyordu dostlarım hipotenüs? Küçüğünün kök 5 katı. Yani 6'nın kök 5 katı olacakmış sorumuzun cevabı.
Bakalım yine bir eşkenar dörtgen. O zaman bütün kenarlarına 4 birim olduğunu gösterelim şöyle. Bakın şurada 4, 4, 4. Yani 3 kenarı da eşit bir üçgen çıktı. Bunun adı eşkenar üçgendi. O zaman 60'ları yazalım şöyle hemen. Şurası tabii ki açıortay olacaktı. Buraya da 60, 60 yazalım. Şunların da 60'larını yazalım. Sonra 4'leri gördük. Bir de AD, BE arasında bir ilişki varmış. BE, AD'nin 2 katıymış dostlarım. AD 4 ise BE ne olacak bu durumda? 8. O zaman şuraya da 4 kaldı. Bakın burada şunu fark ettim. 4, 4, 4. Muhteşem üçlü. Şu üçünün eşit olduğu durumda bu açımız kesin 90 derece olacak demiştik. Demek ki şurası 30 derece. 4, 4 ikiz kenar olduğu için burası da 30. Şuraya da 120'yi yazıyorum hemen. 120, 30, 30 üçgenin özelliği neydi? K, K, K kök 3. Yani 4, 4. Burası da kök 3 katı olacak. 4 kök 3'ü paketledi. Evet. 4 numaralı köşe taşı da tamamdır. Hemen 5 numaralı köşe taşına geçtik. Birinci sorumuz. CFE'de eşkenar dörtgen. 8 neresiymiş? AB 8 ve BC 6. Şimdi şurası 8 ise burası 8 eksi x. Burası da 6'ymış. Bakın 6, 8, 10 üçgenidir bu. Buraya da 10 yazalım. X nedir diye soruyor. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. CE benim eşkenar dörtgenimin köşegenidir. Ve eşkenar dörtgende köşegen açıortay oluyordu arkadaşlar. İşte bakın bu eşkenar dörtgenin köşegeninin açıortay olmasını çok sık kullanacağız biz. Özellikle deltoidde de bunu bayağı bir yapacağız dostlarım. Hem deltoid hem eşkenar dörtgende bu açıortayı gösterip ki bakıyorum buradaki soruların hepsinde galiba açıortayı gösterdikten sonra açıortay teoremi yapıp soruyu çözüyoruz. Bakınız şöyle. Şimdi bu açıortayın kolları 10 ile 6. Kolların oranı 6'ya 10 ise ayakların oranı da 6K'ya 10K şeklinde yazılır. 6K'ya 10K, hatta sadeleştirelim biz bunları şöyle. 3K'ya 5K diyelim. Ve biz bu toplam 8K ya burası arkadaşlarım. 8K'yı 8 diyebiliyoruz. O halde K1. K1 bize neyi soruyor? X'i soruyor. 3K'yı soruyor dostlar. O halde cevabımız 3 geldi. Bakınız ikinci sorudayım. Hemen bunda da aynı muhabbeti yapacağız. ADEF eşkenar dörtgenmiş. Tamam. 8, 10, 15'i görüyoruz dostlarım. Eşkenar dörtgenin bir kenarına 8 demiş. O zaman şurası da 8 diyelim biz. FCX nedir diye de bir soru soruyor. Yine şunun köşegen olmasından, köşegenin de açıortay olmasından bir faydalanalım bakalım. Bir işimize yarayacak mı diye bir düşünelim. Şimdi ayaklarını görüyorum bu sefer. 10'a 15 oranı var açıortayımın ayakları arasında arkadaşlarım. Kollarda da aynı muhabbet olmak zorunda. Hemen 5'e bölersem 2'ye 3 oranı var. O halde bu kolum 2K, bu kolum 3K diyebilirim ben dostum. Ha, çok bir işime yaradı mı mesela bu özellik, böyle bir şey olması? Şu anda böyle bir şey göremedim açıkçası. Bekliyorum hala bir şeyler görebilir miyim diye. Ok, verilenleri okuyalım. ABC bir üçgen demiş. Buradan bir şey çıkmaz. 10, 15. Başka da şuradan aklıma hani bir şey gelmiyor açıkçası. 2K'ya 3K. Burası 8 artı X'e 3K dediysek. Şurayı da X'li bir cinsten buluruz. Ama tabii bu da bir işe yaramaz. Gerçi biz şunu niye hiç kullanmadık ki arkadaşlarım? Yani paralel kenardır sonuçta bu eşkenar dörtgen ve şu karşılıklı kenarlarının paralel olmasını kullansak soruyu bitiriyoruz aslında. Niye bu kadar uzattıysak? Bakın bunlar birbirine paralelse, burada 15'e 10 oranı varsa burada da aynı muhabbetin olması lazım. Yani 15 bölü 10 eşittir x bölü 8 olması lazım. Paralellik yaptım, hiç yalandan yere uzatıyoruz soru işte. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2. 2x eşittir 24, x eşittir 12 geldi bile çoktan. Artık 3 numarada bunu direkt yaparız herhalde diye düşünüyorum. Yine eşkenar dörtgen vermiş. Bir okuyalım soruyu. AB 15. AC 10. Buna göre de X nedir diye soruyor. Şimdi önce şunun açıortay olmasını bir konuşalım. Yine açıortaydan bir faydalanalım. 10'a 15 kollarının oranı. Hatta 5'e bölerek söyleyeyim. 2'ye 3. O zaman ayaklar da 2K'ya
3K diyelim. Bu 1. Şimdi ne yapacağız dostlarım? Hemen şunun şuna paralel olmasını konuşacağız. Bu ikisini. Bakın neymiş kural? 2 bölü 5. Benzerliğimizin kuralı bu. 2 bölü 5 eşittir x bölü 15 diyeceğiz. İşte bu kadar. Şurası 3 katına çıktı. Bu da 3 katına çıkacak. 6'yı paketledik. Geldik buna. ABC eşkenar üçgen. Yok, ABC üçgen. ADEF. ADEF. Evet, şurası da eşkenar dörtgenmiş. O zaman burası da 10'dur. Burası da 10'dur. Burası da 10'dur diyelim. Buna göre de x nedir diye de bir soru sormuş bize. Gelin önce bir benzerlik yapalım arkadaşlarım. Ya da şu köşegeni de çizelim. Bu köşegen açıortaydı. Bunu bir gösterelim. Köşegenler dik kesişiyordu. Bu 16'yı 8, 8 diye bölecek. Hatta 6, 8, 10'dan burası 6. Burası da 6 gelsin diye. Bu bir işimize yarayacak mı acaba? Bilmiyorum şu anda. Şimdi şurada da bir benzerlik yapalım. Şununla şunun arasındaki muhabbeti bulalım. Diyelim ki 1 bölü 3 oranı var. 5'e 15, 1'e 3 oranı var. 10 ise şurasının 30 olması lazım. Demek ki şurası 20. Şimdi şu açıortayı konuşalım arkadaşlarım. Bu açıortayın uzunluğunu görüyorsunuz. Uzunlukla işimiz yok. Şöyle yapalım. Sağ kolumuz 15, sol kolumuz 30. 15'e 30, yani 1'e 2 oranı var. O zaman x ise burası. Burası da 2x diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Başka düşünüyorum böyle. Paralelliği de kullandık. 1'e 2 şeklinde. Ya burada herhalde açıortayın uzunluğunu yapmamızı istiyor arkadaşlar. Onu da ben müfredatta, yani üniversite sınavının müfredatında olmadığı için çok da kullanmak istemiyorum açıortayın uzunluğunu. Ama herhalde bu soruyu oradan çözmemizi istiyor. Bir yapalım, oradan çözelim. Şimdi açıortayın karesi, yani 12'nin karesi eşittir. Şuraya yazıyorum, 144. Kolların çarpımı, 30 ile 15'in çarpımı 45, 0. Eksi ayakların çarpımıdır, yani 2x kare. Hemen 2x kareyi bu tarafa atalım. 2x kare eşittir. 450'den de 144'ü çıkartayım ben. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 4 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 306. 2'ye bölelim. X kare eşittir 153 geldi. 153'tü arkadaşlarım. Bursa'ymış cevap. 9 çarpı 17'ymiş demek ki. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaralı köşe taşını da, 5 numarayı da pardon, gömdük. Şimdi sıra geldi 6 numaralı köşe taşımıza. Bakalım hemen. Birinci sorumuz ne diyor? ABC'de eşkenar dörtgen bir kenar uzunluğunu 10 vermiş. O halde burası da 10'dur arkadaşım. Şu ardışık açıların toplamı 180'di. Burası 120 yaptı. Bakın 120'nin hemen kardeşini 60'ı gösterelim. Ve 60'a da şöyle bir diklik indirelim. Şimdi 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı yarısı olacak 5, 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak 5 kök 3. Sonra da şuradaki üçgende de Pisagor yapıp x'i bulalım hemen. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. Bir 11'in karesi 121, bir de 5 kök 3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75. Bunları da toplarsak 196 yapıyor. 196. X kare 196 ise x 14'tür. Çünkü 14'ün karesi 196. Evet, yine eşkenar dörtgen. Bir kenarını 10 vermiş. O zaman 8, 10. Burası da 8 diyelim. Yine şuradan da biz bir paralel bir doğru çizelim arkadaşlarım. Bakın 120 ise burası da 120'dir. Demek ki şurası da 120 yöndeş açılıkta. 2 ise burası 2, şurası 6. Buraya da 10 kaldı. Şimdi yine 120'yi gördüğüm için 60'ı göstereceğim. Aslında birinci soruda da bu soruda da yine kosinüs teoreminden soruyu çözebiliriz eğer istersek. Ama kosinüs teoremine çok da gerek duymuyorum ben. Hemen şuradan bir diklik indiriyorum dostlarım. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısına 5 yazıyorum. Şuralar 5. Demek ki bu bayağı dışarı çıkıyormuş böyle 5. 60'ın karşısı da 5 kök 3. Bakın ne geldi? Yine şuradaki Pisagor'u görürsek. Burası yine 11, burası yine 5 kök 3. Yani yine Pisagor yaptığımda 196, tıpkı birinci sorudaki gibi 14 geliyor. Çok uzatmadım ben arkadaşlarım.
Şuna bakalım hemen. Üçüncü sorumuz. Eşkenar dörtgen ve bir kenarını ne vermiş? 7 birim vermiş. Tamam. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor bize. Bakın şuradan yine bir paralel çizelim biz. Şöyle. Şurası 1'dir. Burası 7'dir. Şuraya 6 kaldı dostlarım. 6 kalıyor. Yok. Toplam 7 olacak. 1 burada, 1 burada. Buraya 5 kalıyor. Şurası yine karşılıklı açılar eşitse burası 60. Yöndeşlikten bu da 60 geldi. Ve bakın şurada kosinüs teoremini görüyoruz artık dostlarım. İsterseniz diklik indirerek çözünüz. İsterseniz kosinüs teoremi yapalım. İlk iki soruda diklik indirdik. Hadi burada kosinüs teoremi yapalım. O zaman x kare eşittir. Kenarların kareleri toplamı yani 49 artı 25 eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı kosinüs 60. 1 bölü 2 idi o da. Şu ikiler gitti. Burası 35 yaptı. 49 eksi 35 eksi 10 yaptı. Eksi 10 ise burası 49 eksi 10'dan 39 geldi. X kare 39 ise x de kök 39 çıktı. Dördüncü sorudayız. ABCD eşkenar dörtgen demiş. Çevre ABCD 120 imiş. Çevremiz 120 ise bir kenarımızın uzunluğu 120'yi hemen 4'e böldüm 30. Şöyle bir kenarımız 30. EB EC'nin 2 katıymış. Yani şuna K dediğimde burası 2K. O zaman şuradan bir diklikte ben indirirsem dostum. Yani şöyle yaptım. Bu dikliği devam ettirdim diyelim şurasını. Bakın burada minik bir kelebek üçgen çıkıyor. Küçücük. Ve 1'e 2 oranı var bu kelebekte. 12 ise şunun devamı 6. Yani şu bütün yüksekliğimiz 18 geldi. O zaman burası da 18 olacak. Peki şuradan da indirelim bu dikliği hatta. Burası da 18 diyelim. Bakın 18, 24, 30 üçgeni çıktı burası arkadaşlarım. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı oldu. Yani 3, 4, 5'in 6 katı olan bir üçgen çıktı. Burası 24. E şurası da 6 kaldı o zaman 30 olması için. Şekle aldanmayın lütfen. Ve şurada da bir dik üçgen çıktı karşımıza. Tabii ki biz dik üçgende ne öğrendik? Dik kenarlardan biri diğerinin, biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katıydı. Yani 6'nın kök 10 katı 6 kök 10'dur sorumuzun cevabı dedik. Evet 5 ve 6'yı da gömdük. Neyi gömdük bugün? 4, 5, 6. 3 tane gömdük. 17 dakika olmuş. Burada duralım arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.